Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından gözler Türk-Rus ortak gözlem gücüne çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında teknik görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğinin altı çizildi. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türkünün haklı davasında tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Bilgilendirme toplantısında Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif tutum sergileyen Yunanistan'a tepki gösterildi. Yunanistan'ın tacizlerine karşılık verildiği vurgulandı. Yine Yunanistan tarafından NATO'nun deniz muhafızı harekatına yardımcı destek görevi icra eden deniz karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında hava kuvvetlerimizin icra ettiği Nexus S görevlerinde Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir. Libya'ya insani yardım taşıyan Türk gemisine yönelik skandal arama girişimine bir kez daha tepki gösterilen açıklamada İrini Harekatı'nın meşru olmadığının altı çizildi. İrini Harekatı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele rakamlarını da paylaştı. Son bir ayda gerçekleştirilen 34 operasyonda 80, İran kuzeyine yönelik başlatılan Pençe 3 harekatında 348 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine yönelik sızma girişiminde bulunan 184 PKK-YPG'linin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.